İnsan, insan olmanın yükü omuzlarında bir hayatın içine doğar. O büyüdükçe sorun ve sorumlulukları da artar. Onun yükü ağır, bir o kadar zarif ve kırılgandır. Bu nedenle de hakla batılın, doğruyla yanlışın, helalle haramın arasında yapacağı tercih önemlidir insanın. İnsanın insan olmasının gereği de, Adem'in soyunu sürdürmesi de bundan ileri gelir. İşte bu yüzden doğumdan ölüme uzanan yolda, hayatın önüne çıkarttığı yol ayrımlarında, aldığı kararlarda, atacağı adımlarda bir rehber arar kendine insan. Her insan doğruyu yanlıştan, helali haramdan ayıran bir yol gösterene, bir Furkan'a ihtiyaç duyar. Peki nedir Furkan? Furkan'ın anlamı nedir? Furkan kelimesinden ne anlamak gerekir? Furkan Kur'an-ı Kerim'de temsil edilen bir isimdir Furkan. Furkan, Cenab-ı Allah'ın yüksekliğini, yani yüceliğini ispat eden bir kelimedir. Furkan Kur'an-ı Kerim'in bir diğer ismi herhalde olacak. Hakkı batılı ayırt etmek diyelim ama ben onu günümüzdeki çok moda bir sözcükle açıklayabilirim belki, farkındalık. Yani Allah tarafından konuşmak değil de kendi adıma birey olarak konuşmam gerekirse fark etmektir. Neyin ne olduğunu, kendin için yürüyeceğin yolun ne olduğunu, burada niçin bulunduğunu, sizin yanımıza niye geldiğinizi fark etmektir. Furkan Müslüman demek. Furkan inanmak. İslamiyet'e inanmak. Furkan iyi kötüden ayıran anlamında. Hakkı batıldan ayıran anlamında. Hakkı batıldan ayırmak anlamına geliyor. Doğruyu yanlıştan ayırmak. Furkan, Kur'an'ın diğer ismi. Kur'an-ı Kerim anlamına geliyor. Kur'an, Furkan, Kur'an. İmanı küfürden, ihlası riyadan, tevhidi şirkten, hakkı batıldan, doğruyu eğriden, hayrı şerden, iyiyi kötüden, helali haramdan, tayyibi habisten ayıran ve gerçekleri açıklayana Furkan denilmektedir. Bu kelime Kur'an'da 7 ayette geçmiş, Kur'an ve Tevrat'ın adı, sıfatı, Bedir Savaşı ve insana verilen hak ile batılı, iyi ile kötüyü birbirinden ayırt etme yeteneği olarak kullanılmıştır. Kur'an ve ilahi kitapların hepsi hakkı batıldan ayırmaları, gerçekleri açıklamalarıyla Furkan'dır. Müminle kafiri birbirinden ayırmasıyla Bedir Savaşı'na Yevmül Furkan, yani Furkan günü denilmiştir. İnsanın Furkan yeteneğine sahip olması için mümin ve müttaki olması gerekir. Ey müminler! Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, Allah sizi Furkan sahibi yapar. Size iyi ile kötüyü ayırt edici anlayış verir. Enfal Suresi 29. ayet bu gerçeğin ifadesidir.